Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Bence hiç fena değilim. Bayağı güzel. Bence de. Neredeyse benziyor. Ya. Bugün 20 Ekim 2016 Perşembe. 20 Ekim 1940'da Türkiye'nin nüfusu 17.820.950 kişiymiş. Şimdi 17 milyon sadece bizim apartmanda var. Çok çabuk ilerliyoruz. Çok hızlı artıyoruz. Bugün öncelikle iki tane önemli işim var. Biri televizyonu kapamak. Diğeri de bir toplantı var, toplantıya gideceğim. Ve bu arada çıkmadan önce bir ufak bir şey soracağım. Dışarısı biraz soğuk gibi. Deri ceket mi yoksa mont mu? Çok kararsızım. Bakalım nasıl oluyor. Bu da çok iddiasız. Deriyle gideceğim. Toplantıdan sonra Ezgi Şiğne resime gitti. Şimdi toplantıya sizle beraber gitmeye bir gerek yok çünkü sıkıcı bir şey olacak. O yüzden direkt... Oha ya, bu ne ya? Çoktan akşam olmuş zaten. İnşallah Ezgiş'in dersi bitmemiştir. Bakalım doğru geldik mi? İçeri açtım baba. İçeri mi açtım? Baba anahtar takıldı öyle. Melis dur kardeşim. Evet. Ana bak kırdım. Kırdım. Ama bunda bir garip var yani. Babası. Öyle mi? Evet. Süpermiş. Mesela sudan ekletmek kötü bir şey mi fırçayı? Yok, iyi bir şey. Keşke benim de böyle bir yerim olsaydı. Böyle bir yerim olsa günde 15 tane video çekerim. Evet gösteriyorum, hazır mısın? Evet. Bence bu ne? Bence bu ne? Hı hı. Hmm. Çiçeğin altı falan mı? Evet, bunu yapmaya çalışıyorum. Hmm. Sana. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Bence hiç fena değilim. Bayağı güzel. Bence de. Neredeyse benziyor. Ya. Bunları da yapayım o zaman konuş. Aferin sana. Ben yaptım. Nasıl bir öğrenci? Süper. Önce gerekli bilgileri alıyor. Ondan sonra kendi kendine saatlerce çalışıyor. En ideal öğrenci. Evet ya, sessiz sakin kenarda oturuyor. Hadi kapatıp çıkalım. Bu burası boya karıştırma alanı. Palet. Açık palet. Aynen ve böyle tekerlekli. Vaa süper, her yere gidiyor. Ben nereye gidersem boya götürüyorum. Aynen. Vaa çok kullanışlıymış. Güzel değil mi? Evet. Bak gerçeği bu. Hmm, oha. Ya. Bence o daha gerçek. Haydi gidiyoruz çocuklar. Tamam gidiyoruz. Efsan. Efendim. Mutlu musun? Evet. Çok güzel yapmışsın. Aferin sana. Yaprak yaptım. Şimdi bugün Perşembe olduğu için pazar kuruluyor buraya. Taze sebze ve meyve almak için de pazar. Bugün pazar değil ama pazar. Perşembe pazarı. Her yer kapanmış. Canları kapamışlar. Gel. Olmadı.
Burada 3 tane domates kaldı. Gel bakalım. Senin 5 lira domates, 5 lira biber, limonun var mı? Var. Kamera Ali Şi çekiyor. Ha? Ali Şi çekiyor. Ali Şi çekiyor. Allah mültecisini çekiyorsun ya. Sen bir de çekme masayı. Kaçta geliyorsunuz sabah? Kaçta geliyoruz? Biz gece saat 12'den beri ayaktayız. Sabaha kadar ayaktayız. Kuruyoruz. Sabah saat 6 gibi dezgi açıyoruz. Ha. Akşam saat 10'a kadar. 10'da eve varıyoruz. Ha. Kaçta peki bitiyor buranın işi? 7.30-8 gibi. Öyle mi? Ha. Kolay gelsin. Thank you. İyi çalışmalar. Eyvallah size de. Yok, onları bana ver. Ağır değil, şunu alabilirsin. Bu biraz ağır. Baba ne hale gelmiş buralar ya. Sabaha kadar temizliyorlar buraları. Kivi olsam ya. Araba lan gelsene bu mal topladı. İşte abi yani sabah gece 12'de çıkıyor adam, anladın mı? 12'de çıkıp gelip hale gidiyor. Halden alıyor gece 12. 6'ya kadar orada yerleştiriyor, kuruyor falan. 6'da tezgahı açıyor. Kolay meslek yok gerçekten. Hakkını vererek yapıyorsanız kolay meslek gerçekten yok yani. Her mesleğin kendine göre zorlukları var. Hafta sonuna gelmeden önceki son bölümümüzü nasıl en iyi şekilde bitiririz diye düşündüm. Aklıma kahve zamanı geldi. Sarp abi siz nerelisiniz? Şimdi bunun cevabını verince hayır gerçekten nerelisiniz diye başka bir cevap gelecek. İstanbulluyum yani. Öyle yazıyor. İstanbul nereli? İstanbul yazıyor. Hayır ama nerelisin diye soracak olursan annem de İstanbullu. Babam da Isparta'da doğmuş. Doğduğu günde İstanbul'a gelmiş. Ha, o zaman Ispartalısın. Tamam. Ispartalı değilim kardeşim, İstanbulluyum. Yani bir yerli diye İstanbul dışında bir yere niye itelemeye çalışıyorsunuz ki insanları? İstanbulluyum işte ya. İstanbulluyum ama İstanbul beyefendisi değilim. Bunun üstünde çalışmalarım sürüyor. Abi vlog çekerken insanlar sana bakmıyor mu? Bakıyorlar. Bakıyorlar da benim umurumda değil yani. Çünkü ben size o anda bir içerik sağlamaya uğraşmakla meşgul oluyorum. O yüzden insanların bakışları benim için pek açıkçası şey olmuyor. Aslında mesela şu an yaptığım şeyi düşünürsek bu çok daha şizofrenik bir durum yani. Bir kameranın karşısındayım. 20 dakika mal gibi konuşuyorum böyle. Yani bu daha da garip bir durum bence dışarıda insanların bakmasındansa. Bir de yani hani kamerayı şeyle telefonla çekmiyorum yani böyle. Bayağı öküz gibi kamerayla çekiyorum. İnsanlar bakıyorlar tabii haliyle yani. Hangi kanaldan geliyorsun? Ama bunu pek kafama takmıyorum yani. Bir gün siz yaparsanız siz de kafanıza takmayın. Zaten yakın bir zamanda böyle bir sürü insan göreceksiniz. Bu YouTube olayı biraz daha geliştikçe. Bayağı alacak yürüyecek yani. Herkes elinde böyle bir şeyler üretmeye çalışacak. Televizyonun modası geçmeye devam ettikçe. Abi Türkiye'de açık ara izlediğim en iyi içerikleri üreten insansın. Neden az izleniyorsun? Yani şimdi bunlar böyle bir anda bir günde olacak işler değil. Şurada başlayalı daha 2 ay olmamış yani. 2 aylık bölüm. 60 bölüm daha bile çekmedik. Bu işler yavaş yavaş oluyor. Yani biraz önce benim çektiğim, benim bir tarzım oturacak ki hala oturmadı. Sürekli değişiyor. Yani şöyle, hala bir standardı tutturabiliyorum ama o standardı biraz daha yukarı çekmem gerek. Yani diğerleri kötü çekiyor, sen iyi çekiyorsun gibi bir şey yanlış. Yani her kanalın, bir izleyicisi olan her kanalın belli ki bir tarzı oluyor ve o tarzı sevenler, beğenenler de oraya gidiyor. Dedim vloglardan önce yaptığım şeyler benim yani çok içime sinmemişti açıkçası. Ama bunlar içime siniyor, o yüzden devam ediyorum zaten bu kadar bölüm yani. Ve bu kadar yorucu bir tempoya da bu yüzden hala ayak uyduruyorum. Az izlenmeyi ya da az abone olmayı falan yani şu an açıkçası kafaya takmıyorum. Tabii ki hani gelişmek, fazla insan tarafından izlenmek tabii ki herkesin amacıdır. Yani
bir şey yapıyorsun, bir sesini duyurmak istiyorsun sonuç olarak, emek harcıyorsun. Bunda bir sürü insana ulaşmasını ister. Kimse reklam yapmadan 10 milyon aboneyle başlamıyor yani. Ki reklam yapıp bir anda böyle bomba gibi YouTube'a girip sonra hiçbir şey yapmadan bir anda kapanan kanallar da oldu. O yüzden bir acelemiz yok. Güzel güzel, yavaş yavaş, pişe pişe hep beraber ilerliyoruz. Yani bunun bir problem olduğunu ben zannetmiyorum. Kendim için, benim için problem değil, sizin için de olmasın. Siz severek izliyorsanız izlemeye devam edin. Yani yavaş yavaş bak, başladığımızda 1600 küsür abone vardı vloglara başladığımızda. Şimdi 2100 oldu. Güzel ilerliyor bence yani. İyi, iyi, bence daha iyi. Gittikçe, zaman geçtikçe de bunun artışı hızlanacaktır. Evet, o zaman bu haftanın son bölümünde sonuna geldik. Sevgi içinde kalın. İyi ki izliyorsunuz. İyi ki görüşüyoruz, iletişim kuruyoruz. O zaman pazartesi görüşmek üzere. Şimdi dağılabiliriz. Bugün 20 Ekim 2016 Perşembe. Lensi kırdım demin.